Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Teknolojinin en gösterişli uygulama alanlarının başında hiç kuşkusuz havacılık endüstrisi geliyor. Birçok teknolojik yenilik de havacılık sektörüyle dünyaya tanıtılıyor. Havacılık ve teknolojinin buluştuğu son alan ise uçan otomobiller. Peki 2019'da hayatımıza girecek hava taksiler var mı? Geleceğe damga vuracak uçan otomobil projelerini araştırdık. Airport'un uçuş rotası, Central Park'ı, Times Meydanı, Gökdelenleri ve Özgürlük Heykeli ile dünyanın başkenti olarak kabul edilen ABD'nin finans merkezi New York. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay. Türk Hava Yolları dış hatlarda iki yeni noktayı uçuş ağına ekliyor. Atatürk Havalimanı'ndan büyük taşınmanın programı netleşti. Yerli insansız hava aracı AKS ilk silahlı görevini yerine getirdi. Lockheed Martin bu yıl 130 F-35 üretmeyi planlıyor. Bunlardan 4'ü Türkiye'ye ait. Airport başlıyor. Teknolojinin en gösterişli uygulama alanlarının başında hiç şüphesiz havacılık sektörü geliyor. En yeni gelişmeler ve yenilikler genellikle ilk olarak havacılık sektöründe hayata geçiriliyor. Havacılık ve teknolojinin buluştuğu son alan ise uçan otomobiller. Her yıl Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas'ta gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı CES değişime ve sürpriz yeniliklere kapılarını açıyor. Son yıllarda fuarın gündeminde yoğunlukla uçan taksi prototipleri yer alıyor. Geçen yılki fuarda Uber'in tasarladığı uçan taksi Uber Elevate ön plandaydı. Bu sene ise Uber'in desteklediği Bell Nexus fuara damga vurdu. 6-7 yıl önce bir pistten havalanmak üzere tasarlanan uçan otomobillerin yerini ise artık dikey iniş kalkış yapan modeller almaya başladı. Peki 2019'da hayatımıza girecek uçan otomobiller var mı? İşte geleceğe damga vuracak modeller. Terrafuja TF2. Amerikalı Terrafuja, uçan otomobil konusunda çalışma yapan en eski şirketlerden. Karada ve havada gidebilen otomobil modelleri geliştiren Terrafuja, ilk olarak Transition ve TFX adını verdiği iki farklı model üzerinde çalışıyordu. Şirketin yeni tanıttığı ve gelecek atfettiği projesi ise TF2. Dikey iniş kalkış yapabilen TF2, yolcu taşıma konusuna kalabalık şehir merkezleri için yeni imkanlar sunuyor. Yolcular özel bir araçla evlerinden alınıp bir parka getiriliyor. Park alanına gelen modüler araçtaki yolcu kabini, hava aracının altındaki alana entegre ediliyor. Böylece yolcular araçtan hiç inmeden bir otomobilden hava aracına geçmiş oluyorlar. Helikopter gibi havalanabilen araç, şehir trafiğine hiç takılmadan bir sonraki heliporta iniş yapıyor. Aeromobile Ambitious. Slovakya merkezli Aeromobile, 30 yıldır uçan otomobiller konusunda çalışıyor. Aeromobile 1.0 modelini 1990-1994 yılları arasında tasarlayan şirket, 2.0, 3.0 ve 4.0'ın ardından son olarak 5.0 modeli Ambitions'ı geliştirdi. İlk prototiplere göre yeniliklerle donatılan Ambitions, dikey iniş kalkış yapabilecek. Tüm uçan otomobilleri 4 yolcu taşıyabilen Aeromobile'ın 4.0 modeli 2020'de, Ambitions ise
2025 yılında hizmet vermeye başlayacak. Her iki modelde de yolcuların güvenliği için paraşüt yer alacak. Uçan otomobiller konusunda çalışmalar yürüten önemli şirketlerden biri de Uber. 2016 yılında çalışmalara başlayan şirket, Uber Elevate projesine dünyanın en büyük iki uçak üreticisinden biri olan Boeing de destek veriyor. İlk test uçuşlarını 2020'de gerçekleştirmeyi planlayan şirket, 2023'te ise ticari uçuşlara başlamayı öngörüyor. Mayıs 2018'de prototipi tanıtılan Uber Elevate'in şehirlerdeki araç trafiğini rahatlatması planlanıyor. Saatte 240 km hıza sahip olan araç 100 km menzile uçabilecek. Bell, Nexus. Bu yılki CES fuarına damga vuran uçan otomobil projesi Nexus ise helikopter imalatçısı Bell ile Uber'in ortaklığında geliştirildi. Bir pilot ve 4 yolcu taşıyabilen araç hibrit motoruyla çevre dostu olarak planlandı. Saatte 150 km hızla yol alabilecek Nexus, dikey iniş kalkış yapabilecek. Uçan taksinin 2020 yılına kadar test sürüşlerinin devam etmesi, 2023'te ise ticari uçuşlara başlaması planlanıyor. Airbus, Vahana. Boeing'in elektrikli uçan araba ve taksilere olan desteğini gördükten sonra Airbus da geleceğin pazarına adım attı. Avrupalı uçak üreticisi, Ocak 2018'de uçan otomobil projesi Vahana'yı duyurdu. ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Pendleton'da ilk test uçuşunu yapan araç, yumurta biçimli silindir şeklindeki bir kabine sahip. Elektrikli uçan otomobilin dört kanadında 8 pervane bulunuyor. Kitty Hawks, Flyer ve Cora. Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page'in finanse ettiği Kitty Hawks, iki uçan otomobil projesi yürütüyor. Flyer ve Cora. Flyer daha çok su üzerinde de gidebilen elektrikli uçan otomobil konsepti. Tek kişilik araç 115 kilogram ağırlığında ve yerden 3 metre yüksekte yol alabiliyor. Cora ise Yeni Zelanda hükümetiyle yapılan işbirliği sonucu geliştirildi. Dikey pervaneleri sayesinde piste ihtiyaç duymadan helikopter gibi havalanabilen araç Mart 2018'de duyuruldu. 2050 yılında karbon salınımını sıfırlamayı hedefleyen Yeni Zelanda, Cora'yı 2021'de ülke çapında uygulamayı planlıyor. Volocopter GmbH, Volocopter 2X. Alman yapımı hava aracı Volocopter 2X, 2020 yılında Dubai'de uçuş yapmak için hazırlanıyor. 30 saniyede dikey iniş kalkış yapabilen hava aracı elektrik motorlarıyla çalışıyor. 2 kişilik aracın menzili 27 kilometre. Ortalama 70 kilometre hızla uçabilen uçan taksinin istasyonları, güvenlik sistemleri, park yerleri ve yolcuların nasıl binip inecekleri geçen yıl bir videoyla duyuruldu. Workhouse Surefly. Geçen yılki CES fuarında görücüye çıkan ve yapımcımız Güntay Şimşek'in katıldığı etkinlikte tanıtımı yapılan Surefly ise dünyanın ilk kişisel hibrit oktokopteri olarak sunulmuştu. Karbon fiber gövdeli ve iki kişilik oktokopter 8 pervanesiyle yol alabiliyor. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığa sahip araç 113 kilometre hıza ulaşabiliyor. ABD'li Workhouse şirketi tarafından geliştirilen helikopter havada bir saat kalabiliyor. Gökdelenleri, Central Park'ı, Özgürlük Heykeli, Times Meydanı, taksileri, gösterişli caddeleri ve daha fazlası. Airport bu hafta sizi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehri ve dünyanın başkenti New York'a götürüyor. Times Meydanı'nın ışıltıları arasında yol alıp Central Park'ta yeşillikler arasında yolumuzu kaybedeceğiz.
Empire State binasının tepesinden şehri seyredip tekne turuyla özgürlük heykelini keşfedeceğiz. İşte dünyanın merkezi New York City. New York'a İstanbul'dan Türk Hava Yolları ile direkt uçuyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan başlayan ve yaklaşık 11,5 saat süren yolculuğumuz, uçağımızın New York John F. Kennedy Havalimanı'na teker koymasıyla sonlanıyor. Havalimanında fazla vakit kaybetmeden dünyanın en özel şehirlerinden biri olan New York'u hemen keşfe koyuluyoruz. Dünyanın en başta gelen metropollerinden biri olan New York City, Amerika'nın en büyük ve yapılaşmanın en yoğun olduğu kent. Aynı zamanda da en prestijlisi ve dolayısıyla da en fazla turist çeken şehri olan New York, bir anlamda Amerika'nın vitrini ve dünyanın en önemli gösteri sahnesi. New York'ta görülebilecek birçok yer bulunuyor. Ancak biz sizin için en önemlilerini seçtik. Dünyanın en önemli şehrindeki keşif yolculuğumuza Manhattan bölgesiyle başlıyoruz. Aslında Manhattan, New York City olarak adlandırılan bölgenin 5 bölgesinden biri. Diğerleri Brooklyn, Bronx, Queens ve Staten Island. New York 24 saat yaşayan bir şehir. Yaşamın merkezinin tam kalbi ise Times Square. Yani Times Meydanı. Adını New York Times'tan alan meydan, ziyaretçilerini büyüleyen ışıltılı binaları ile insanı hayrete düşürüyor. Geceyi gündüze çeviren LCD ekranlar, patlayan flaşlar, kalabalık insana adeta zaman kavramını unutturuyor. Gece gündüz fark etmeden hayatın döndüğü meydan olan Times, ziyaretçilerinde sanki bir film setindeymiş gibi bir his uyandırıyor. New York'un en mutlu noktası olduğu tescillenen Times, birbirinden ilginç etkinliklere de sahne oluyor. Times Meydanı, animatörlerin canlandırdığı çizgi film karakterleri, müzisyenler ve atlı polislerle gece gündüz oldukça hareketli ve etkileyici. New York'un bir diğer simgesi ise hepimizin pek aşina olduğu Upper East Side'ın incisi Central Park. Manhattan'ın kargaşasının ve kalabalığının ortasında hem New Yorklular hem de turistler için korunmuş bir sığınak olan park 1853 yılında açılmış. Ancak parka geliştirme çalışmaları açıldıktan sonra 15 yıl daha devam etmiş. Manhattan adasının tam ortasında yer alan Central Park'ın 3.41 kilometre karelik alanı ilk planlamasından bu yana hiç değişmemiş. Central Park toplam 800 metre eninde, 4 kilometre uzunluğunda bir alan üzerine kurulu. 120 farklı bitki, 26 binden fazla ağaç ve 130 hayvan türüne ev sahipliği yapan parkın içinde 21 oyun alanı, 51 heykel, 36 köprü bulunuyor. Ayrıca parkta ziyaretçilerin güzel vakit geçirebilmeleri için 3 büyük göl, oldukça büyük bir hayvanat bahçesi, spor alanları, yürüyüş parkuru, konser alanları ve kış aylarında hizmet veren buz pateni pistleri de yer alıyor. Central Park zamanla o kadar doğal bir hal almış ki, kimi yerlerinde tamamen şehirden uzaklaşmış, sanki ormanlık bir alanda yürüyüş yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Bu kadar büyük bir bölgeyi yeşil alan olarak ayırmış bir öngörü, gerçekten takdire şayan. Bu park sayesindedir ki Manhattan bu kadar popüler ve değerli. Milyonlarca metrekarelik bir vaha olan parkın tamamını yürüyerek keşfetmek adeta imkansız. Bu nedenle fayton turu yapmanızı ya da bisikletli çekçekle gezmenizi öneririz. Bu devasa parkta yürüyüş yapanlardan bisiklete binenlere, koşanlardan köpeğini gezdirenlere, yeşilliklerin üstünde dinlenenlerden ressamlara, çok farklı yaş grubundan insan görmek mümkün.
Leo Boathouse Gölü ise Central Park'ın turistler ve fotoğrafçılar tarafından en çok ilgi gören yeri. Etrafında doğal ortamlarında yaşamaya devam eden yaban hayvanlarının da yer aldığı gölde sandal gezintisi yapmak mümkün. Central Park'ın en yoğun turist alan kısımlarından biri de Bethesda Terası. 1863 yılında inşa edilen iki katlı yapı, New York'la özdeşleşen sokak çalgıcılarının da toplandığı adreslerden biri. Central Park'ta görülmesi gereken en büyüleyici yerlerden bir diğeri de Belvedere Kalesi. İki balkonlu Victoria tarzı yapı parkın en yüksek alanlarından birinde yer alıyor. Kulesinden muhteşem bir manzara sunan kale, aynı zamanda Henry Luce Doğa Rasathanesi ismiyle kuş gözlem merkezi olarak da kullanılıyor. Central Park'ın dikkat çeken bir özelliği daha var. O da Central Park Koruma Kurulu'ndan Adopt a Bench programı dahilinde satın alınan banklar. 1986 yılında kalıcı bir fon sağlamak için 2000'den fazla bank satılmış. Bu programla siz de Central Park'ta $7,500 ödeyerek bir bank satın alabilir, üzerine adınızı veya bir mesaj yazdırabilirsiniz. New York'ta akşam olunca gidilmesi gereken yerlerin başında elbette Broadway geliyor. Şehrin en renkli caddelerinden biri olan Broadway, dünyanın en önemli müzikal gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Cadde üzerinde ve caddeye açılan sokaklarda birçok tiyatro ve konser salonu yer alıyor. Onun için de bu sokağın ismi müzikallerle özdeşleşmiş durumda. Park'taki en önemli mimari yapılardan biri olan Grand Central Terminal keşfedilmesi gereken başka bir yer. Hollywood filmlerinden de aşina olduğumuz tren garı 1913 yılında inşa edilmiş. Grand Central Terminal aynı zamanda New York'a gelen turistlerin en önemli uğrak yerlerinden biri. Bunda etkileyici mimari tarzı kuşkusuz en önemli faktör. Orta alan yüksekliği, tavan süslemeleri ve gündüz doğal ışık alıyor olması onu oldukça etkileyici hale getiriyor. Garın girişindeki merdivenlerde durup trene yetişmeye çalışan insanların oluşturduğu düzensiz ritmi hissetmek ayrı bir keyif. Tarihi dokusunu muhafaza ederek günümüze kadar gelmeyi başaran terminal, platform sayısı itibariyle dünyanın en büyük tren istasyonu olma unvanına sahip. Her gün 750 bin kişi tarafından ziyaret edilen Grand Central Terminal'da 44 tren peronu ve 67 ayrı tren hattı hizmet veriyor. New York'a kadar gelmişken meşhur sarı taksilere binmeden olmaz. İstanbul trafiğini aratmayan sıkışıklıkta ilerlerken gökdelenlerin ihtişamına dikkat etmenizi de öneririz. Çünkü Manhattan'da araçla yol almak ayrı bir görsel şölen sunuyor. Güneşin bile girmekte zorlandığı yüzlerce metre yüksekliğindeki gökdelenlerin arasında ilerlerken insan kendini adeta dar bir kanyonda hissediyor. Gökdelenlerin arasında daraldıysanız kendinizi havadar bir yere, Empire State binasına atabilirsiniz. Bir zamanlar dünyanın en yüksek binası olan Empire State, New York'a tepeden bakmak ve bütün şehri görebilmek için en uygun yer. 23 Eylül 1929'da inşasına başlanan Empire State, sadece 410 gün içinde bitirilmiş. 1 Mayıs 1931'de hizmete açılan gökdelen, 443,2 metre boyunda ve 102 katlı. Empire State'in 86. ve 102. katından New York'un muhteşem manzarası izlenebiliyor. Camekanlı bir oda olan
102. kata çıkmanın bedeli 42 dolar. Ancak 86. kattaki açık hava terasından New York'u tepeden izlemek için 25 dolar ödemeniz yeterli. New York'u tepeden keşfettikten sonra bir de denizden görmek için kıyıya iniyoruz. Denizden şehrin manzarasını arzu edenler ve özgürlük heykelini daha yakından görmek isteyenler için New York limanından tekne ve gemi turları düzenleniyor. Biz de yağmurlu bir New York gününde başlayan turumuzda efsane yolcu uçağı Concorde'u görüntüleyip şimşekler eşliğinde denizin ortasına doğru yol alıyoruz. Amerika'nın simgelerinin en başında yer alan özgürlük heykelinin Türklerle önemli bir bağı bulunuyor. Heykel aslında o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Süveyş kanalındaki Port Said Limanı'nın girişine konmak üzere 1860'larda planlanmış. Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından peşinatı ödendiği halde huzursuzluk çıkacağı endişesiyle heykel planlanan yere dikilmemiş. Üzerine Fransız heykeltıraş Frédéric Auguste Bartholdi tarafından yapılan heykel depoya kaldırılmış. Bu olaydan 20 yıl sonra 1885'te Fransa hükümeti ABD ile olan iyi ilişkilerinin bir göstergesi olarak büyük bir heykel yaptırmak istediğinde yine aynı heykeltıraşın kapısı çalınmış. Hazır durumda olan heykel depodan çıkarılmış, heykeltıraş Bartholdi ve Eiffel Kulesi'nin mühendisi Gustav Eiffel birlikte çalışarak bazı değişikliklerle heykeli yenilemişler. Gemilerle taşınarak New York sahilindeki Liberty Adası'na yerleştirilmiş ve 1886'da hizmete açılmış. Tur sırasında Brooklyn ve Manhattan köprüleri de görülebiliyor. Yıllar boyunca filmler, diziler ve fotoğraflarla görsel hafızalarda yer edinmiş olan iki köprü New York için oldukça önemli. Güneşin yavaş yavaş batıp yerini Manhattan'ın ışıklı atmosferine bıraktığı akşam saatlerinde turumuz sona eriyor. Sizi dünyanın en görülesi şehirlerinden biri olan New York'tan renkli görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni rotamıza doğru yola çıkıyoruz. Haftaya dünyanın bir başka noktasında görüşmek üzere. Airport'tan merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta programımızda havacılığın endüstriyel boyutunu konuşacağız. Ve endüstriyel boyutunda Türkiye'de çok önemli bir şirketin yaptığı, ortaya koyduğu işleri, kamuoyunun da çok fazla bilmediği işleri konuşacağız. Önemli bir de konuğum var, Osman Bey. Osman Bey, Kale Grubu adına hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizin yaptığınız işler, biz tabii ki havacılık sektörünün içinde olan birileri olarak ne kadar biliyoruz bilemiyorum ama az çok biliyoruz. Ama kamuoyu çok fazla bilmiyor. Diğer taraftan Türkiye'de havacılık endüstrisi ne boyutta, nerede, neler yapılıyor? O anlamda da sizin altını çizeceğiniz hususlar önemli olacaktır. İsterseniz tabii, ilk şu Sting'e, sizin başlangıç projesiyle başlayalım. Tamam. Söz sizde. Olur tabii ki. Evet, biz Kale Grubu olarak 1987 senesinde Stinger projesinin Avrupa versiyonu olan Euro Stinger projesiyle bu sektöre adım attık. İlk profesyonel anlamdaki savunma sanayiciliği işimiz o oldu. Ondan öncesinde yalnız 70'li yıllarda Türkiye'de Türk savunma sanayi ihtiyaç duyduğu bir takım parça ve kalıp imalatlarını yapmışız. Ama onları ben daha amatör ruhla yapılmış. Tamamen hani ülkede bir ihtiyaç varsa tabii ki biz de elimizi taşın altına koyalım ve yapalım şeklinde yapılmış işler olduğu için. Aslında ilk çok uluslu projemiz olan Stinger projesi bizim profesyonel anlamda savunma sanayine giriş projemiz oldu. 22 iş paketiyle başladık Stinger projesinde ve 12 sene kadar sürdü o program yanlış hatırlamıyorsam. Stinger projesiyle Roketsan kurulmuştur ki biz de kurucu ortaklarından bir tanesiyiz. Roketsan'ın 6 ortağından birisiyiz kuruluşunda.
Aselsan aslında gerçekten hani o güne kadar telsiz ve biraz o dönemi de şöyle anlatabilir misiniz? Kurulduğu dönemi Stinger, Roketsan kim vardı? Yani şöyle hangi söyleyeyim, siyasetçi veyahut da devlet adamının düşüncesiydi? Yani şimdi tabii açıkçası o yıllar Özal'lı yıllardı. Özal hakikaten son derece vizyoner, son derece yani büyük bir devlet insanıydı. Allah rahmet eylesin, gerçekten onu her zaman tabii anıyoruz. Oradan devam edeyim müsaade ederseniz. Evet. Daha sonra işte 2000'li yılların... Arada bir İbrahim Bey'i de anarsak... Rahmetli çünkü bütün bu Stinger füzesi o dönemde onun da Özal'la olan diyalogları, yakınlıkları. Tabii. Yani şöyle, Allah rahmet eylesin, evet, tabii ben bunu her yerde her zaman söylerim. Yani grubun sonuçta başkanı, kurucu, onursal başkanımız rahmetli İbrahim Bey. Hakikaten büyük bir vizyon sahibi insandı. Ben bir proje götürdüğüm zaman, ya boş ver üçünü beşini yürü yap bunu derdi. Yani işte milli proje derdi, bu önemli derdi, ülke için önemli derdi falan. Yani biz grup olarak daha sonra sürekli iki yolu birden takip etmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi Stinger gibi çok uluslu projelerde çalışmak veya çok uluslu büyük şirketlere altyapımcı olarak hizmet vermek. İkincisi ise yerli ve milli projeler geliştirmek. Bu kapsamda ikincisiyle başlamak gerekirse 90'lı yıllarda biz Türkiye'nin ilk milli ve yerli roket ve füze sistemlerini geliştirdik. Roketsan'la birlikte kale kalıp olarak o zaman bu projelerde rol aldık. 2005 senesinde Özdemir Bey'le, Özdemir Bayraktar Bey'le tanıştık. Ondan sonra ve kale kalıp Baykar ortaklığı. Aynen öyle. İnsan sınav araçlarında. Evet, kendisinin teklifiyle işte bu işleri yapalım beraber diye. Beraber biz bir 10 sene onların, yani Baykar grubunun hakikaten muazzam bir bu alanda bilgisi ve tecrübesi vardı. Son yılların en önemli hikayesi. Aynen yanlış öyle. Mı yani? Bizim de çorbada sizin de orada tuzumuz var. Tuzumuz da var, yani suyunuz da. Tuzla sınırlı diyelim. Gerçekten sonuçta hakikaten çok güzel işler yaptılar. Milli sistemlerdeki son geldiğimiz noktada biz 2012 senesinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın açtığı, o zamanlar müsteşarlık, şimdi başkanlık oldu malum. Açtığı turbojet motor geliştirme ihalesini kazandık ve turbojet motor geliştirmeye soyunduk. 6 senedir çalışıyoruz projede. Gerçekten zorlu bir iş. Yani ben makine mühendisiyim ama hani sıcaklıkların böyle binli derecelere çıktığı ve hani metal savaş uçağında, yani normal jet değil, savaş uçağında narlaşıyor artık. Aynen. Havada o kızıllığı görüyoruz. Aynen evet. Öyle. Aynen. Kıpkırmızı yani, oluyor zaten motor. Zaten savaş uçağı motor dediğin zaman o ısıya dayanacak. Yani belli speklere sahip savaş uçağı motor üretebilen zaten 3 tane şirket var dünyada. 3'e yani, mi indiriyoruz? 4? 3 şirket var. Yani belli spekleri yapabilen. Evet. Rusya, Amerika. Rusya bile o speklerde değil. Karşılamadığımı söyleniyor. Aslında 2 tane Amerikan şirketi ve 1 İngiliz şirketi. Yani bunlar General Electric. Evet. Yani Fransa'yı da çıkarıyoruz. Yani Fransa'da jet motoru, uçak motoru üreten. Sivil motorlarda malum. Evet, üreten ama savaş uçağında. Savaş uçağı motorunda o spekleri yakalayan bir motor. Şu ana kadar en azından bu 3 şirketin yapabildiği. İkisi Amerikan, birisi İngiliz. İkisi Amerikan, birisi İngiliz şirketi. İngilizler Rolls-Royce mu? İngiliz Rolls-Royce, Amerikalılar da General Electric ve Pratt & Whitney. Yani bizim bu turbojet motor tecrübesinden sonra, ki motorumuz bugünlerde kalifikasyon testlerine girdi. İnşallah artık şimdi tamamlandı proje. Şimdi bu turbojet projesinin, yani biraz başa sararsak, ihalesindeki amaç neydi? Şu... TÜBİTAK çünkü Saget ihale yapıldığında elimizde bir ürün yoktu motoru takacak. Doğru. Onun için soruyorum. Şöyle, TÜBİTAK Saget tarafından geliştirilen SOM füzemiz var. Evet. Biliyorsunuz. O da o aralar geliştiriliyordu zaten. Aynen öyle. Ve o füze Fransız bir motorla çalışan bir, yani Fransız bir motor kullanan bir füzeydi. Bu motorun millileşmesi, yerleşmesi projesidir bu. Dolayısıyla burada tamamen milli bir motor ortaya çıktı. Dışa bağımlılığı sıfır. Yani aslında yani bir tek tabii gerçekçi olmak gerekirse malzeme, biliyorsunuz ülkemizde en büyük sıkıntımız. Bu motorun malzemesi dışında, ham maddesi dışında. O zaman şöyle bir soru sorma bir hakkım olabilir mi? Bilemiyorum. Şimdi bu motorda önemli bir tecrübe kazandınız. Türkiye'nin de işte Türkjet projesi var. Yani milli taarruz uçağı. Milli muharip uçağı. Evet, milli muharip uçağımız diyelim. Evet. Onun içinde bir motor arayışı var. Evet. Şimdi onu bir özgün yapma düşüncesi var. Evet.
Bir de işte ortaklık olabilir mi diye dışarıdan var. Sizin mesela o Rolls-Royce'da bir ortaklığınız vardı. Mesela bunu tek başına yapma işi o kadar kolay mı? Olabilir mi? Neden ortak oldunuz diye sorsam şöyle, nedir cevabınız? Tabii söyleyeyim. Yani şöyle şimdi ya bu endüstriye baktığınız zaman gerçekten dediğim biraz evvel söylediğim gibi o speklere sahip motor yapabilen firma sayısı hadi diyelim 5 olsun yani dünyada ve işte 4 ülke 5 firma diyelim toplam. Yani Çin, yani, Hindistan falan yok oralarda. Hindistan, Japonya daha henüz yok. Yani bizim buradaki şeyimiz şu ki bunu da hani bizim ortağımız Rolls-Royce'la da çok açık bir şekilde konuşuyoruz. Yani biz burada Rolls-Royce'la beraber yani bu işi yapabilen bir OEM dediğimiz yani hani ana ürün üreticisi diyelim ile beraber bu ülkede ama bütün hakları bu ülkenin olan. Yani bütün hakları sorun bu ülke orada olan. Çıkıyor hiçbir zaten. Hiçbir şekilde bir sınırlamaya vesaire tabi olmayacak şekilde. İhracatında, üretiminde, kullanımında hiçbir sınırlama getirilmeyecek şekilde İngiliz hükümeti tarafından veya başka devletler tarafından getirilmeyecek şekilde bir motor geliştirelim ki hızlanalım. Yani çünkü şu var açıkça söyleyeyim hani otursak yapabilir miyiz? 25-30 sene biz de uğraşsak Çin, Hindistan, Japonya örneğinde olduğu gibi yapabiliriz belki. Yani hani belki diyorum maalesef belki demek zorundayım. Burada mühendis olarak bu belki söylemek bana biraz zor geliyor. Yaptığınızda o sektör geliyor. Nereye gitmiş olacak diğerleri? Bir şey onu söylemek için zaten bunu açtım. Yani siz 30 sene sonra bunu becerdiğinizde millet nerede olacak? Buna ihtiyaç yani, kalmayacak yani belki. Burada açıkçası bu yarışta bir an evvel hani diğerleri yakalamak, aynı seviyeye gelelim. Yakalamak. Ondan sonra onun üzerine ne inşa edeceksek edelimin. Benim yola çıkış açım, bakış açım bu oldu. Bu durumda sizde iki tane önemli motor projesi mi var diyebiliriz? Birisi normal yürüyen, bitme aşamasına tabii, gelmiş. Tabii. İki ayrı şirket onlar bizde. Yani bizim Kale ve Rolls-Royce joint venture'ımız dediğimiz yani ortaklığımız olan şirket ayrı bir şirkettir. Bizim Kale Arge şirketimiz yani bu turbojet motoru geliştiren şirketimiz ayrı bir şirket. Başka ayrı bir proje daha var mı? Motordaki üçüncü işimiz ise dünyadaki o üç büyük motor şirketinin diğeriyle olan ortaklığımız Pratt & Whitney ile İzmir'de. Uçak motor parçaları üretimi yapıyoruz. İzmir'deki altyapıda da açıkçası hani hakikaten uçak motor parçaları üretiminin en zorlu teknolojileri var o fabrikada. Dolayısıyla o teknolojinin de hani bu ülke topraklarında yapılıyor olması benim için hani hakikaten ülkeme hizmet olarak baktığım zaman gurur verici bir gelişmedir. Çok uluslu projelere tekrar bir geri dönecek olursam, yani milli projeleri bahsettim bugüne kadar. Çok uluslu projelerde 2003-2004 yıllarında biz işte o güne kadar hep Stinger, arkasından İngilizlerin meşhur bir yine hava savunma silahı olan Rapier'ler vardı. Rapier'lerin bütün gövde parçalarını ürettik. Arkasından Lockheed Martin'in, Amerikalı Lockheed Martin firmasının füze sistemlerinin bazı parçalarını ürettik vesaire. Bu işler devam ederken 2004 senesinde, 3 senesinin sonu gibi biz havacılık sektörüne girdik. Yani havacılık uçak parçaları yapmaya başladık. Fakat havacılık sektörüne... Kale kalıp olarak. Kale kalıp olarak, doğru. Uçak parçalarına girişimiz yalnız uçak endüstrisinin en zor projesiyle oldu. Yani en sofistike, en gelişmiş projesiyle o F-35'le oldu. Yani aslında böyle bir şey ben gelecektim size. pek yoktur yani aslına bakarsanız. Evet. Hani bugün o projede hakikaten proje en önemli oyuncularından bir tanesi konumuna geldik. 400'e yakın şeyimiz var. Her bir uçağın üzerinde parçamız var. Bunların hepsi önümüzdeki masa büyüklüğünde parçalar. Arkasından bu savaş uçağı macerasını takiben işte Boeing'le görüşmelerimiz başladı. Boeing'e bu sefer direkt iş yapmaya başladık ama yani hakikaten onu tekrar söylüyorum yani Türkiye'de bu büyüklükte bir şirketin hani direkt OEM sınıfına iş yapması yani Boeing'de Airbus'tu işte Lockheed'ti falan pek görülmüş bir şey değil. Çok şükür orada belli o sertifikasyon seviyeleri var. Onların hepsi tabii geçildi. Yani bu dediklerim hani anlatıyorum belki kolay geliyor ama yani tabii 6-7 senelik bir süreç yapı hazırlığından sonra ancak programlara kabul edebiliyorsunuz. Şu anda da Boeing'in hemen hemen bütün uçaklarına parçalar yapıyoruz. En son da geçen sene 2 sene evvel aslında projeyi kazandık. Geçen sene ilk teslimatımızı yaptık. 777 Boeing'in en büyük uçağı biliyorsunuz. Evet. Onun 777X versiyonunun Kruger Flaps dediğimiz flap sistemlerinden bir tanesinin sorumluluğunu üstlendik. Dolayısıyla bu
bizim zaten hani vizyonumuzda olan işlerden bir tanesiydi. Biz bundan sonra özellikle alt sistemler geliştiren bir firma olmak istiyoruz. Tasarımını, üretimini yapan bir firma olmak istiyoruz. O anlamda önemli bir adımdı bizim için. Ben bizim grupta arkadaşlara söylediğim, çalışma arkadaşlarıma söyledim ki aslında bu kadar anlattığım şeyin tabii gerçek mimarı onlar. Hani bizim yönetici olarak katkımız oluyor tabii ama işi yapan arkadaşlar, gruptaki arkadaşlar. Ona hep söylediğim şey şu, bizim felsefemiz zora talip olmak. Kolayın peşinden koşmak değil, zora talip olmak. Dolayısıyla biz ekmeğimizi zor kazanacağız arkadaşlar. Bu yolda varsanız beraber böyle çalışalım. Yoksa teşekkür ederiz. Bunu hep söylüyoruz. Bu vesile çalışanlarınıza da teşekkür ederim. Siz de katıldığınız için programımızı renklendirdiniz. Önemli bilgiler edindik. Estağfurullah. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hava Yolları uçuşlarına 7 yıl ara verdiği Antalya-Stockholm seferlerine yeniden başlıyor. Bayrak Taşıyıcı Havayolu son olarak Mart 2012'de gerçekleştirdiği Antalya-Stockholm uçuşlarına 5 Temmuz'da yeniden başlıyor. Uçuşlar haftada bir sefer olmak üzere Boeing 737-800 uçakları ile gerçekleştirilecek. Öte yandan Ankara'yı küçük bir merkez olarak planlayan Türk Hava Yolları yeni bir noktaya daha uçmaya hazırlanıyor. Milli Havayolu, 31 Mart 2019 tarihinde başlamayı planladığı Ankara-Bağdat seferlerini haftanın her günü karşılıklı gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geçiş için NOTAM yayınlandı. Böylece büyük taşınma resmi olarak tüm dünyaya duyurulmuş oldu. Programa göre taşınma 1 Mart'ta saat 03'te başlayacak, 3 Mart'ta saat gece 24'te sona erecek. Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına 3 Mart'ta gece 24 itibariyle kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı, müstakil kargo, bakım onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. Lockheed Martin bu yıl imalat hızını %40 oranında artırarak 130 adet F-35 savaş uçağı üretmeyi hedefliyor. Bu uçaklardan 4'ü ise Türkiye'ye ait. Bu yıl Türkiye'nin teslim alacağı 4 F-35'ten ikisi ABD'de kalıp pilot eğitiminde kullanılacak. Diğer ikisi ise Kasım ayında Türkiye'ye gelecek ve Malatya 7. Anajet Üst Komutanlığı'ndaki 172. filoda görev yapmaya başlayacak. Lockheed Martin 2018'de ise ikisi Türkiye'ye olmak üzere 91 uçağın teslimatını yaptı. Teslimat rakamları 2017'de 66, 2016'da ise 46 olarak gerçekleşmişti.